Ee, dün yine e, kulağımıza gelen bir bilgi de bize e, bir ipucu verildi. İpucunu önce size sunuyoruz. Dikkatli bakın. Görüntüde sağ ve sola dikkatli bakın. Hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. İşte şeytan o ayrıntıda gizli. Gizli mi? Her şeyin patlak verdiği küçücük bir story. Neden o? Evet şimdi mesela bu görüntüleri izlediğimizde Müke çok güzel giriş yaptı. Şeytan ayrıntıda gizlidir falan. <laughs> o şeytan artık ayrıntıda da gizli olmuyor. Şeytan şeytanar o kadar yerinde. hayatımızın merkezinde ki böyle şeytanım diye geliyor. Şey, melek ayrıntıda gizli artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Dünya o tersine döndü. Melekler böyle gizliden gizli. Ya meleklik yapsam mı? Dur bir, bir dakika falan neyse uzatmıyorum. Şeytan ayrıntıda gizlidir dedi Müge. Evet bir ayrı. Şimdi o ayrıntıya <laughs> bakalım mı? Müge <laughs> madem dedin hadi bize ayrıntıyı göster. Şeytanın Şimdi, ayrıntısını. şurada bir not var. Notu da kullanmak zorundayım. Çünkü isimleri bazen unutuveriyorum. Tamam. Şimdi bu iki hafta önce. Hı hı. Ben yakaladım. Sen Hayreti yakaladın. Evet, Şu anda evet, yakaladım. Evet. Şimdi iki hafta önce. Tuğba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in başrollerini oynadığı Zeynep Günay Tan, yani Fırat Tanış'ın evet. şu an yönetmen sevgilisi, çok önemli bir yönetmen, çok başarılı bir yönetmen. Onun da yönettiği Yarın Yokmuş gibi yapımın dizinin dijital platformda e, galası vardı. Galadan sonra bütün oyuncular ee, bu hani after party diyorlar ya Galadan sonra gidilen evet, evet. parti veriyor. Oraya parti, aynen kurtları dökmeye gittiler. <laughs> tuva büyük üstün öyle dans etti ki e, partiye katılanlar da e, ...konsantre... tuvayı seçtiler. Yani çünkü güzel bir dans. Evet. Fakat tuva büyük üstünün dansında arkada sevgilisi İlkim Tamkandan ayrılalı... henüz bir ay olmuş olan ya yani da ya yani da iki ay olmuş olan. Fırat Tanışla dizinin yönetmeni Zeynep Günaytan sevgilisi evet. yeni başlayan yeni başlayan ilişkileri ilk bu storyde görüntüde ortaya çıktı ve bütün magazin sayfaları hmm. biz de dahil olmak üzere hatta Tuğba Büyüküstün dansını önce baktık sonra baktık bir baktık dedik ki al Fırat Tanışla yönetmen sevgilisi Zeynep Günaytan konuşuluyordu da görüntüsü yoktu. Evet hadi dedik o da çıktı. <laughs> Şimdi normalde biz ne yapabilirdik? Tuba ya büyük üstünü buradan kesip evet, verebilirdik. Evet, 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 evet. Hazır dedik Tuba büyük üzerinden. Evet Ay şey ayrıntıyı da. Bu, bu olay ne zaman? Bu yani, olay iki, han iki hanımefendi konuştuktan sonra mı? Önce hemen önce. önce. Yani çok önce, hanımefendi bundan sonra mı konuştu? Evet. Tamam işte damara basılmış. İşte damara basılmış. İşte az önce onu söylemeye çalıştım. İşte damara basılmış. Yaşar önce. şöyle bir şey, aslında tabii ki iklim tam kandı. çok önemli bir piyanist, Hı. çok önemli bir ailenin kızı, evet. çok iyi eğitimli, konsantrasyonu, magazin sayfaları ya da magazinde ne olup bittiği değil, ama konsantrasyonu, canı acımış, yanmış, e, psikolojik şiddet gördüğünü de iddia ediyor ve gitmiş. Evet. evet. İlişki bitmiş. İnsan o süreden sonra yine bir eski sevgilisini takip eder, değil mi? Eder. Ve şu görüntüler. eder. Bayağı eder. Yani bayanlar takıntılı bayanlar özellikle. erkekler Takıntı. Vallahi erkekler ben de o huy olmadığı için bilmiyorum erkekleri Etmişindir ya. ya. Allah gençliğimi alsın Ay, Birine sen... gittim dediğim an, bak gençliğimin üzerine yemin ederim. Ben gittim dediğim an Dönüp bir daha bakma. asla hiçbir şeye bakmadım ben. Hı. Bu benim hayatımdaki en güzel huyum. Ne asla. Güzel. Çünkü kafayı sıyırdı asla, evet, asla Asla. Peki tekrar konumuza dönelim. Bu bütün Instagram sayfalarında yer alınca hı hı. insan ister istemez kendisi bakmasa da bir arkadaşı tabii atıyor. Tabii ki tabii ki. Hele o bazı arkadaşlar da özellikle i̇klim, atar. Ben özellikle atar. Can yakmak için atarlar. İklim Tamkan'a atıyor ve diyor ki gördün mü? Çünkü İklim Tamkan Zeynep Günay Tan'ı da tanıyor. Aa, Çünkü sevgilisi Fırat atalım. Tanış e, adım Farah dizisinde oynarken sete gidip gidiyor, geliyor. Orada bir tanışıklıkları var işte. İddiaya göre evet. bu olay bardağı taşıran son damla. Bardağı taşıran Bizim son damla. Bizim son damla. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi şeytan ayrıntıda gizlidir dedik ya şeytan ayrıntıda bayağı bu arada Sosyal Kendini medyanın göstermiş. gücü ve şu akıllı telefonlar ne yapıyor? Hiçbir şey gizli kalmıyor artık. Ee, bayağı. şimdi konuyu biraz daha irdelemek lazım. Biraz daha hanımefendinin söylediklerinin biraz daha altına iyice bakmak Peki lazım. Peki ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ee, bir de. Beri... Bir de burada böyle bayağı mutlu bir çift var. Hani böyle Flörtün ilk zamanlarında kulağına böyle fısıldarsın, hafif de öper koklarsın falan. Yani burada herhangi şunu diyemezsin. Ya yok konuşuyorduk böyle bir şey yok. Canım, yok canım öyle bir şey yok artık. Onu da diyen burada, yani, a, burada baya aklını... baya. Bir de Fırat bir Tanış. Bilmediğimden soruyorum özür dilerim. Hanımefendiyle ne kadardır beraberlermiş? Kimle? Şiddet gördü hanımefendiyle. Bir İklim hanımla Bir buçuk yıl. yıl. Şimdi ben bu görüntüleri görmeden yani bu arkadaki görüntüyü şeytanın ayrıntısı değil tam da böyle ayna gibi ortada olduğu görüntüleri görmeden önce dün dedim ki iklimanın bir kadın için de geçerli İklim hanım için de geçerli eğer ayrıldıktan sonra böyle o yarayı ka böyle kanatma böyle deşme halini içine bir erkek girerse ya da kadın ya da kadın girerse aynen şimdi burada e, iklimanımdan bahsettiğimiz için öyle dedim. Olmaz. Olmaz. olmaz O yüzden işte... iklim yani. <laughs> e, yani. Doğaya aykırı. Evet, Doğamıza evet. aykırı. Bir kere hani böyle ayaklarımız yere bassın. Kadının da erkeğin de doğasında olan bazı duygular vardır. Bir kadından ayrıldığınız zaman, erkekler için söylüyorum. Eğer onu böyle, ay seni çok çabuk unuttum ben bak böyle hayatta bana çok güzel flört ediyorum kafasına girdiğiniz zaman Fırat Bey isteyerek bilinçli yapmasa da kadınlarda o duygu başka bir şeye dönüşür. Aynı şey... Yani şimdi adam sayfasında geldi. orada burada paylaşmamış sonuçta bu konuyu. Ama orada. Ee, orada birileri çekmiş ünlü olduğu için. Aslında orada Tuğba'yı çekiyorlar. Aslında orada Tuğba'yı çekerken yani. yani. yıllar önce bir gece kulübünde Boğaz'da adam çapkınlığa gidiyor. Sosyetenin en ünlü çifti şimdi ikisi farklı kişilerle evdiler çok da mutlular bozmayalım yuvaları. <laughs> ee, adam çok sevdiğini söylediği eşini o gece bırakıyor toplantım var diyerek sevgilisiyle. Bu ne cesaret. Ama o zaman ne cesaret dedim. Cep telefonu bu kadar böyle herkes video çekmiyordu. Arkadaşını çekerken adam da sevgilisiyle arkadan çıkmaz mı? Of. Hı, biz magazinciler de bunu kızla sayfasına paylaşıyor. O ona, o ona, o ona gönderince. O şanlı kabul edildi. Onun çok için güzel. şu... Gerçi Fırat haber tanış, arkada haber arkada. <laughs> Tuğba Büyüküstü'n bahane Fırat Tanış'la Zeynep Günay aşkı şahane durumunda Yani imtina ee, etmiyorlarsa da bu arada bilsinler ki herkesin elinde bir cep telefonu var evet. Nereye gidersen git zaten burası çok hani şu anda Tuğba'nın dansıyla ve işin after party olması sebebiyle herkesin elinde telefon olduğu çok aşikar yani evet. biraz dikkat yani, etmek gerekiyor. Şöyle de bir durum var. Filmin adı da yarın yokmuş gibi. Yarın yokmuş gibi her şey yaşanmış zaten yani. Evet. Bu arada e, ilk iklim tam kanın da yanında olan e, bir sürü isim var. Bakın bunlardan bir tanesi e, merhum e, basın dünyasının efsane ismi Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars. E, o da e, sosyal medyada İklim Tamkan'ın neden bu kadar zaman beklediği e, konusundaki görüş ve sorulara karşı şunu söyledi. Fırat Tanış aylardır taciz ediyordu. Tacizleri bitmeyince iklim avukatını devreye sokmak zorunda kaldı dedi. E, yine piyanist Ece Dağıstan e, kendisini fazlasıyla olan e, birlikteliğiyle e, daha çok kamuoyu e, magazin dünyası tanımıştı. O da keşke dostlarımın sadece mutluluğuna tanık olabilsem maalesef uğradığı zorbalığa şahit olmanın üzüntüsü içerisindeyim dedi iklim tamkan için.